Değerli Metropol TV izleyicileri, yine sizlerle beraber Fotoğrafın Dili Olsa programında bazı fotoğrafları yine tanıtmaya çalışacağım. İlk fotoğrafımız, kendisi Denizli'de en kıdemli avukatlardan olan rahmetli Hasan Altın ve eşi Tülin Altın'ı görmektesiniz. Hasan Bey de Denizli'de ne kadar bir toplantı olursa olsun mutlaka katılırdı. Bu fotoğrafta gördüğünüz anılar Denizli Pamukkale'de bulunan Korum Otel'de çekildi. Korum Otel, arkasından Tusam Otel ve diğer otellerde, o zaman da Karahit henüz daha başlamamıştı. Pamukkale'deki oteller Kültür Bakanlığı'nca yıkıldıktan sonra bu fotoğraflar artık elimizde birer anı olarak kaldı. Dikkat ederseniz arka planda dans edenler, oyun oynayanlar, yemek yiyenler ve bu şekilde dernek, hangi dernek olursa olsa mutlaka ayrım yapmadan bütün deniz halkı buralara katılırdı. Ve gerçekten de bu kişilerin katkılarıyla Denizli'de çok büyük bir eğitim seferberliği de yapılmıştı. Bu eğitim seferberliği içerisinde birçok valiler de ön ayak olmuştu. Ve birçok iş adamına gidip de sizin de artık bir okul yaptırma zamanınız geldi demişlerdi. Değerli izleyenler, fotoğrafta gördüğünüz gibi uzun yıllar önce CHP'ye gönlü vermiş olan Hikmet Çomakoğlu'nu görmektesiniz. Hikmet Çomakoğlu 27 yıl Denizli'de baro başkanlığını yürüten Behçet Çomakoğlu'nun eşiydi. Burada gördüğünüz gibi CHP Genel Başkanı Denizli'de bir açık hava toplantısına katıldığında Hikmet ablamız da onu desteklemek için bu fotoğrafı yakaladım. Bu fotoğrafta görüldüğü gibi arka tarafta CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve arkasında da Denizli'de bulunan milletvekilleri, adaylarını görmektesiniz. Ve böylece Denizli'de yapılan bu toplantılar genelde demokrasi meydanında yapılırdı. Daha sonra herhalde trafik yönünden olsun başka yönlere kaydırıldı. Değerli Metropol TV izleyicileri, Fotoğrafın Dili Olsa programında yine sizlerle beraberdik. Bu hafta yine programımızın sonuna geldik. Bir hafta sonra yine sizlerle beraber olmak üzere. Hoşça kalın.